Öncelikle selamünaleyküm, videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte DJI'ın yaklaşık bir ay önce çıkardığı DJI Osmo Pocket 3'ün Creator Combo olan, yani bütün kullanılabilecek ekstra ürünlerle birlikte dizayn edilmiş, tasarımlanmış combo paketi açmak için buluştuk. Yaklaşık birkaç aydır düşündüğüm bir kameraydı açıkçası. Hatta bu yeni modeli çıkmadan önce eski modelini almaya karar vermiştim. Fiyat olarak daha uygun olduğu için. Fakat birçok özelliğiyle birlikte odaklamasının öncekine göre daha iyi olması, arayüzde kullanılan, videoda kullanılacak olan efektlerin geçişlerini seçebildiğimiz ekranının daha büyük olması ve bu combo paketi açıkçası hoşuma gitti. Çünkü ben kamerayı alacaksam mutlaka yanında artık mikrofon ve gimbal olarak kullanacağım bir arayüz ürününde olması gerektiğini fark ettiğim için, bunların hepsinin toplamında yeni modelde dizayn edildiği için onu almak istedim. Çünkü ben şimdiye kadar açıkçası videolardan hepsini telefonla çektim diyebilirim. Bir süre GoPro kullandığım dönem oldu ama GoPro'da çok büyük sıkıntılar oluyor. Soğuk hava olduğu zaman donuyor, sıcak hava olduğu zaman kapanıyor, şarjı hemen bitiyor. Ayrıca kontrast ayarı ya da netliğini de açıkçası çok fazla sevmiyordum. Bu yüzden hatta GoPro 7'yi aldım, birkaç ay kullandıktan sonra bıraktım. Sonrasında telefonla devam ettim diyebilirim. Ama telefonda da şöyle bir sorun oluyor. Kullandıkça kendin Instagram için bir şeyler çekmek istediğinde sürekli videoyu yan ya da dik çekme için çevirmek zorunda kalıyorsun. Ya da işte çok fazla video çekip videoları düzenlemekte zorlanıyorsun. Ve hafıza çok fazla doluyor. Benim 256 GB neredeyse artık ayda bir hafızayı boşaltmak zorunda kalıyorum. Çünkü seyahat ettikçe, diğer seyahat videolarını editlemeye fırsat bulamadıkça hafızam maalesef fazla fazla doluyor. İşte bu gibi sorunlar olmasın diye bu minnacık, taşımasında hiçbir sorun yaşamayacağım kamerayı almaya karar verdim. Yaklaşık 300 gram ağırlığında toplam olarak ve benim evde kamerada kullandığım, yani fotoğraf makinesine kullandığım gimbalım ondan kat kat daha ağır olduğu için dışarıda onu kullanamıyorum. Çünkü taşıması çok ağır, sürekli bileğim ağrıyor tutarken ve bu minicik kamera hiçbir şekilde sizin elinizde yük olmadan, gimbal olarak kullandığınız ayağını taksanız da, ekstra olan ürünleri kullansanız dahi şurada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ağırlığı sizi zorlamıyor. Ve çekimi, kalitesi, her şeyle birlikte bütün paketi sizi cezbediyor diyebilirim. Burada gördüğünüz bütün bu ürünlerin hepsi combo paketi olarak aldığınız Creator Combo'da 700 euroya yaklaşık bir tekabül eden fiyatla birlikte geliyor. Çantası çok hoşuma gitti çünkü dediğim gibi seyahat ettikçe sırtıma yük olacak olan her şeyden uzaklaşmaya karar verdim. Hatta son zamanlarda gittiğim yerlerde sadece tek bir parça kıyafetimle, içine de birkaç tane kamerayla ilgili ya da ince kıyafetlerimi koyarak bir çanta yaparak gitmeye başladım. Ama ona rağmen dediğim gibi ağırlık yaptıkları için bu kullanacağım yeni kameramdaki o küçücük çantanın içine sığdırdığım tüm ekipmanla birlikte çok rahat seyahat edebileceğim ve her yerde daha rahat çekim yapabileceğimi düşünüyorum. Bir de mikrofon, dediğim gibi benim için en önemlisi buydu bu pakette almamda. Dış çekim yaparken, dışarıdayken sürekli ya trafiğin sesi ya insanların sesi benim sesimi bastırıyordu ve size sesimi duyurabilmek için ya yüksek sesle konuşmak zorunda kalıyordum ya da videoda sürekli bir şeyleri kırpmak zorunda kalıyordum. İnşallah bundan sonra bu gibi sorunları da yaşamayacağız. Gelirse kameraya, gördüğünüz üzere birçok dil çeşidi var. Benim en çok hoşuma giden şey Türkçe dil çeşidinin olması. Çünkü GoPro 7'de kullanırken en zorlandığım şey oydu. Türkçe dil seçeneği yoktu, ya İngilizce ya da Almanca olarak dizayn ediyordum. Burada ilk özelliklerini öğrenmemiz için bize bir kitap veriyor ya da barkod okutarak ilk özellikleri öğrenmeniz için bir yer veriyor. Onu geçmek istedim açıkçası ilk önce bir kamera kalitesini görmek için. Ama bütün bunları yapabilmek için artık videoyu çekme tuşuna bastığımda benden istediği şey SD kartı bağlamaktı. SD kartı da takmadığım için videoyu çekmeye başlayamamıştım. Bu arada SD kart olarak da Samsung'un 512 GB'lık küçük bu kartını aldım. Yaklaşık 35 euroya tekabül etti. SanDisk'in vardı. Yine aynı 512 GB. Yaklaşık o 55-60 euro internette ama biz MediaMarkt'a gittiğimizde almak için bize 90 euro dediler. O yüzden Samsung idare eder diyerek aldım. Bu arada bilerek 512 aldım. Eminim bu da hemen dolacaktır. Çünkü 256 GB olarak kullandığım ya da 1 TB'lık hard diskim hiçbir şey yetmez oldu artık bana. Bu minik gimbal'ı artık isterseniz hep birlikte bir inceleyelim. En basitinden evimdeki
Çiçekleri çekerek başlayabilirim. Gördüğünüz bu minik alet odaklaması mükemmel değil mi? Benim hayatımı kurtaracak ve bu kamerayla birlikte combo paket anlamdaki en büyük etkenlerden biri diyebilirim. Şu an mesela bu kameradan mikrofonu uzaklaştırdığımda çıkan sesimle şimdi bir de yaklaştırırken konuştuğum sesi düşündüğünüz zaman arasındaki farkın bir de dışarıda size yansıyacak boyutunu da düşün. Bu arada DJI'ın ben önceden Osmo Pocket'i almadan önce gimbal'ını kullanıyordum. Yaklaşık 2 sene önce aldığım bir gimbal. Bundan da gayet memnundum. Tek sıkıntı çok ağır ve ben gerçekten gittiğim seyahat ettiğim yerlere bir şeyler taşımaktan nefret ediyorum. Sürekli ya ceplerim dolu oluyor ya ellerim dolu oluyor veya bir şeyler sürekli unutuyorum. İşte gördüğünüz bu minicik kamera. Hatta durun size de onu telefonumla çekip göstereyim. Şu an kaydederken gördüğünüz bu minicik kamera benim hayatımı kurtaracak diyebilirim. Kendi gimbal ayağı var ama şu an onu kullanmak istemedim. Ve şu an mest olduğum şeylerden birinden de bahsetmek istiyorum. Şu an aslında bu videoyu çekerken benim evim çok fazla ışık almadı arkadaşlar. Almanya'da yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi havanın genelde kapalı olmasından dolayı evimiz yeterince gündüz vaktinde ışık almıyor. Ve ben videoları çekerken bu konuda çok zorlanıyordum. Ve şu an sizinle birlikte DJI Osmo Pocket 3'ün bir başka özelliğini göstermek istiyorum. Selfie çeker gibi ön kamerayı açtığınızda kendinizi kameraya odaklayıp konuşmanıza devam edebilirsiniz. Kamerasız hareket ettikçe sizi takip ediyor. Hadi gelin sizinle birlikte bu tüm özellikleri, hızlı çekim, ağır çekim ve daha birçok şeyi dışarıda da inceleyelim. Bir test vakitte bir deneme yapıyoruz. İlk önce mikrofonsuz nasıl çekecek ona bakacağız. Şu an aslında bir yokuş iniyorum. Kafama göre de hızlı hızlı hareket ettiriyorum. Normalde de çok hızlı yürüyen bir insanım. Videolarda en çok zorlandığım şey bu. Yürüyerek konuştuğumda aşırı titriyor. Şu an bir parka geldik. Kapalı bir hava. Şimdi bir de mikrofonu aktif edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Mikrofonu yaklaştıracağım dışarıda. Nasıl odaklaması? Gayet iyi. Onun da mikrofonun da bu arada şurada bir basma tuşu var. Buna basıyorsunuz. Mavi ışık yandıktan sonra tekrardan bağlantı Bluetooth tuşuna basıyorsunuz. Şu an mesela bağlandı ve mikrofonla konuşuyorum. Daha yeni mikrofonsuz konuşmamdı. Şimdi mikrofonla konuşmam. Ve döndürelim bakalım ön tarafa nasıl olacak bu. Yani video çekerken de döndürebiliyormuşum bu arada. Şimdi aktif track'e bağladım. Bana odakladım yani. Ben nereye gidersem şu an sadece beni çekecek. Acaba ne kadar uzaklaşabilirim diye bakıyorum şu anda. Biraz yaklaştım. Yürüyorum. Etrafında 360 derece dönüyorum. Bir yerden sonra kaldı. Gör beni. Gördün mü? Sonra nesne kaybedildi dedi. Demek ki 360 derece dönülmüyormuş böyleyken. Şimdi bir de ağır çekim ve hızlı çekimi deneyelim isterseniz. Özellik buldum. Aslında şu an tam da düşük ışıktayım. Yani karanlık bir havada nasıl çektiğini gösteriyor. Çok aydınlık oldu. Keşke en başta böyle çekseydim. Benim mesela en çok çekim yaparken sinir olduğum noktalardan birisi. Bakın arkamı görüyorsunuz korkuluk gibi. Yani Almanya'nın havası bu. Her yer böyle, ne yapayım? Ve şu an düşük ışık olmasına ya hava karardı kararacak olmasına rağmen beni çok güzel çekti. Teşekkürler DJI. Şu an anlamlandıramadığım, mesela hızlı çekimi denerken sürekli bana bu uyarıyı veriyor ve aha bak yine gimbal 3 noktalar ulaşıldı. Şu an gimbal kullanmıyorum ki. Yani elimle tutuyorum. Hızlı çekim modunu denerken açıkçası pek memnun olamadım. Sürekli aynı error'u veriyor. Ne yapıyor, ne ediyor anlamıyorum. Şu an kendi kendimi çekiyorum bakalım bir. Ve şu an hani odaklaması da çok kötü. Hani şu taraf. Ben orayı mı tutuyorum da? Kesin ben bilemedim bir şeylerini de. Şu an mesela daha önceki verdiği hatayı tekrar verecek mi diye bakıyorum ama açıkçası hızlı çekimdeki o sürekli aynı uyarı burada verilmedi şu an. Meczubiyetçe bir ürün incelemesi olsa sence bu kadar olurdu. Bundan sonraki çekimlerimi bu minnacık kamerayla yapacağım için ileride hızlı çekimimi de ağır çekimimi de daha iyi inceleme fırsatınız olur. Şimdilik benden bu kadar. Ve
Size bu küçücük ürünü tanıtımını da yaptığıma göre videoyu kapatabilirim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı takip etmeyi unutmayın. Kullandığım tüm ürünleri öncesinde burada tanıtıp sonra onlarla çektiğim videoları sizinle paylaşıyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. İlk izlenimimden edindiğim deneyimle size bunu canı gönülden tavsiye ederim. Fotoğraf çekimlerinde karanlık hava ve bulanıklık görüyorsunuz yani. Ona rağmen bu kadar kaliteli olması, videoların hakeza öyle olması, yakınlaştırınca da kalitenin bozulmaması birçok şey etken oluyor ve bu ürünü size tanıtmama vesile oluyor. Çekime, video çekmeye, fotoğraf düzenlemeye meraklıysanız tavsiye ederim mesela.